Herkese merhabalar. Geçen bir görsel gördüm. Bu görseli de beğendim. Bunu herhangi bir formda kullanabileceğimi düşündüm. Daha çok giriş formunda. Daha iyi bir sonuç alacağımı düşündüm. Küçük bir tasarım gibi bir şey yaptım. Onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi şöyle bir tasarım. Resim sonradan geliyor. Daha sonrasında şu giriş yerleri. Böyle bir şey yapmayı düşündüm. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı en basit haliyle, hani öyle çok üst düzey bir bilgi gerektirmeyen bir tasarım sonuçta. Sadece biraz estetik güzelliği var. Şimdi İlk olarak bir tane picture box ekleyelim. Bu picture box'ımız görüntü seç. Ayrıca şunu da çalıştırayım. Masa üstündeydi. Ama bunu Scratch Image yaparsam böyle bir görüntü olur. Center Image yaparsam şöyle bir görüntü olacak. En iyisi bunu ne yapalım? Scratch Image yapalım. Tarz bir önceki boyutlardan yararlanalım. Tam oturtamayacağım galiba. Genişlik öncekinde 511'e 468 yapmışım. Tam şöyle. Tabii şu formun rengini de şuradan bakarsak kontrol ettim, siyahmış. Fon yere kadar gelecek. Şu picture box şuraya kadar gelecek. Bunun konumu eksi 72. Ve Y'si de eksi 71. Böyle bir görüntü olacak. Şunu 511'e 468 demiştik. İşte böyle bir görüntü olacak. Daha sonrasında şimdi text box yapmıştık. Bu bizim hangisiydi? Materyal değildi, pardon. Metro text box'ımızda şu fonu biraz daha büyütelim. Evet, tam şurada olsun. Şimdi Jazz Color Picker'la şuradaki bir dakika renk İlk de hangi ne gözüküyordu ona bir bakayım. Aynen beyaz yapmışım. Beyaz ya da pembe de olabilir. Şimdi şu Jazz Color Picker'la şu rengi alalım. Şu rengi alalım. Bunların default değeri bu olsun.
Şu thickness'ı bir yapalım. Daha sonrasında eğer fokuslanırsam oradaki rengi de değiştirerek şu pembe yapalım. Bir tane label ekleyeceğiz. Şunun şu rengini ya da pembe olsun alalım. For color olarak kullanalım. Yazı tipi seçeceğiz şimdi. Impact kullanmıştım ben. Tamam. Login yapacağız. Aslında biraz daha büyütmek iyi olur. 36 yaparsak güzel bir görünüm elde ederiz. Şuraya bunun tekstine 100'ün aynısından bir tane daha ekleyeceğiz. Bu da password olacak. Is password password mu? Evet yaptık. Şimdi bir tane de buton ekleyeceğiz. Bunu tamam. Bir dakika yanlış oldu. Çok özür diliyorum. Sin buton olacak. Şöyle ortalayalım. Hepsini. Daha sonrasında şunun. Şimdi aktif olduğu zaman şu rengi almasını istiyorum. Yazılarında hangi renk yapmıştım? Ona bir bakayım. Siyah yapmışım. Tamam. O da olur. Siyah olsun istiyorum. Bunda da tam tersi olacak. Siyahla doldurulacak. Şekilde olacak. Tim buton yerine login başka bu kadar yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi şunların visible'ını ilk başta bir false yapalım. Daha sonrasında ne yapıyorduk? Zamanla buradaki resim gelmesini sağlıyorduk. O yüzden bir tane timer ekledim. Bu timer'ın enable'ını true yapıyoruz. Şimdi aktif etmek için her tick attığında her bir timer geçişinde bir event atacağız. Şimdi bu eventte bir de formun açılması da var. Tabii ki. Form açıldığı zaman bizim picture box'ımızın
Picturebox 1 nokta. Lokasyonumuz kaç yapmıştık? New point. Başlangıç lokasyonumuz eksi 300 müydü? Kaçtı? Eksi 72'ye eksi 71. O başlangıç lokasyonu. Kusura bakmayın, zil çaldı. Bakmaktan da kaldım. Şimdi bu normalde eksi 72 şu andaki hali. Ama biz bunu belirli bir şeyden almamız lazım. Yani biraz daha geriden alacağız ki sağa doğru gelebilsin yani. O yüzden şimdi başlangıç olarak biraz da uzak olsun. 300 yapmıştım ben onda. Öncekinde galiba 300 veya 400 civarında yapmıştım. 300 bir deneyelim. Eğer uzak gelirse tekrardan yaparız. Picture Y noktasında lokasyon nokta Y'yi seçeceğiz. Daha sonrasında timer 1 nokta start yapıyoruz. Şimdi her bir tik attığı zaman Picture Box'ın nokta lokasyonu sürekli değişmesi lazım. Yani sürekli o lokasyon artacak. New point picture box 1 nokta lokasyon nokta x artı 1 box 1 nokta lokasyon y. Y değeri sabit kalacak sürekli. X değeri her zaman artacak. Yani eksiden sıfıra doğru gittiğinden dolayı artacak. Ve diyorum ki eğer picture box 1 nokta lokasyon nokta x'imiz eşittir. Kaçtı bunun değeri? Eksi 72 idi. Eğer lokasyon değeri 72 olursa timer 1'i durduruyorsun. Sonrasında label 1'in visible'ını true yapıyoruz. Bunifu method textbox 1 nokta text pardon nokta visible eşittir true yapıyoruz. Sonrasında textbox 2'nin visible'ını da true yapıyoruz. Ve bunifu nasıl geldi ya? Bunifu Tim buton 1 nokta visible eşittir true yapıyoruz. Şimdi gelelim şuraya. Şunu bir center screen yapalım. Çalıştıralım programımızı. Derlemesini bekliyoruz. Aynen. Şimdi bu neden yavaş geliyor? Çünkü her bir tikin interval değeri var. Bu saniye gibisinden hani saniyeye göre kaç değer aldığı bir eşitlik var orada. Onu tam olarak bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla 1000 interval, şimdi göstereyim şunu. 1000 interval, 1500 interval bir saniyeye eşitti galiba. Öyle bir eşitlik var. Hemen hemen yakın gibi. Şunun hızını biraz arttıralım biz. 20 yapalım mesela. Bir de şu opacity'yi hazır aklıma gelmişken diğeri biraz daha şeydi çünkü. Diz nokta opacity eşittir 0.88 olsun yani. 90 değil. Timer 1 durmadı. Ya da çok geride durdu. Aynen. Biz böyle planlamamıştık. Şunu o zaman ne yapacağız?
Ha, pardon. Biz 72 ayarladık ama eksi 72. Olacaktı o. 72 ile eksi 72 arasında fark var. Tamamdır. Şu rengi de biraz değiştirirsek. Şuradaki renkleri de değiştirsek güzel bir tasarım elde ederiz. Biraz daha login formunu sola çekip şuradaki formun genel uzunluğunu da biraz daha sola çekebiliriz. Biraz daha küçültmüş ve minimize etmiş oluruz. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.